Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün ikinci kez videomuza konuk olan Kübra Taşkır ile beraberiz. İlk videomuzda oyuncak müzesi yapmıştı ve çok önemli bir yerdeydi. Haliç'in kenarındaydı, kıyısındaydı. Evet. Bu Piripaşa Hamamı var orada. Onun hemen yanındaki çok boş arsadaydı. Güzel bir arsadaydı, güzel bir alandaydı. O videoyu da açıklamalar kısmına koyacağım. O videoya da bakabilirsiniz. Oyuncak müzesi videosu. O da çok eğlenceliydi. Yani Kübra'nın birçok araştırma ve verilerini de sunduğu bir video olmuştu. Şu anda da ikinci videomuzda da Kübra'yla dedik ki mekan projene bir bakalım. Mekan projende de işte ne yaptın, neler yaptın, süreç nasıl ilerledi? Biraz daha proje bazında farklı bir proje yapmış Kübra burada. Evet. Ve 3-4 tane daha projesi var Kübra. Dedi ki bunu yapalım. Dedim tamam hadi. Ben ilk defa duydum bisiklet kulübünü yani. Çok sık motor kulübü oluyor mesela. Evet evet. Kayak kulübü oluyor, şey kulübü oluyor da. Aslında çok da az var aslında, biliyor musun? Evet, hani yazdığın zaman bisiklet kulübü çok çıkmıyor. Ya da böyle bir yerleşim yerleri olmuyor. Şöyle, ben projeyi şimdi Yoğurtçu Parkı'nda yapıyorum. Burada şu kısım zaten işte yürüyüş yollarının olduğu. Araba şey ulaşım yolu mu orası? Burası yok. Burada sadece yayalar var. Yani park gibi bir yer. Anladım. Zaten şurada tenis kortları var. Bu kısımda işte araçların olduğu kısımlarda bu tarafta. Böyle olduğu için ben hem buradan giriş verdim hem de buradan giriş vermeyi tercih ettim bisiklet kulübüne. O zaman alan zaten hani tenis kortları var dedin ya, bunun ötesinde acaba spor yapan tabii tabii bir... buralar park. Gittim gezdim böyle işte. Hayvanlarını gezdiren insanlar var. İşte paten kayan, ne bileyim bisiklet kullanan, hani çeşitli sporlarla ilgilenen insanlar var burada. Zaten stada da çok yakın bir yer. O sebeple bisiklet kulübü ya da farklı seçenekler sunmuştuk işte. Pilates evet. stüdyosu olabilir belki diye Pilates böyle. Pilates stüdyosu, evet. Hocanın da çok ilgisini çekti bisiklet kulübü. Çünkü o da bisikletle ilgileniyormuş. Eşiyle birlikte bisiklet kullanmayı çok seviyorlarmış. Öyle bisiklet kulübünü görünce bisiklet kulübü yapalım o zaman dedi. Tamam dedim. Ama böyle farklı bir şey olsun istiyorum. Bir de sürekli böyle hani fikir yürütüyoruz hocayla birlikte, karşılıklı şöyle mi olsa böyle mi olsa. Bana şey dedi işte, velodrom, bu bisiklet yarışlarının olduğu. Yani şöyle bir formu var bisiklet yarışlarının olduğu alanın. Bundan esinlenerek ben onu birazcık arsaya uyarladım. Şimdi benim arsam buraya doğru genişleyen bir arsa olduğu zaten için. Şöyle açılır ya. Ben aynen bu tarafa doğru evet. açılan bir şekilde yerleştim. Ama en böyle güzel kısmı bu yapının terası, bisiklet kullanarak çıkabiliyorsunuz. Böyle etrafına saplanmış bir rampa dönüyor yapının. Şuralarda zaten dikkatli bir şekilde görünüyor. Bu şekilde döne döne yukarıya çıkabiliyorsunuz. Üst katta böyle bir kafeterya alanı var. İşte insanların sohbet ettikleri bir alan var. Sen kavramsal olarak o... Mesela ben bisiklete biniyorum. Oradan çıkıyorum evli bir rampa. Bir kafeterya var. Oraya gidiyorum. Çay... simit yiyorum veya evet, orada evet. oturuyorum. Sonra bisikletimi biliyorum. Tekrar döne döne. Tabii tabii. Aslında durak gibi böyle bir an. Tabii şey ki gibi. Toplanma alanı çok... Çok keyifli. Ben isterdim açıkçası. Böyle bir yer olsun da gitsem yani. Sen deyince direkt hayal ettim yani. Bir bisiklet sürenlerin de buluşma alanı gibi bir şey. Çünkü kesinlikle. Yok böyle bir şey. Yani. Aynen öyle. Güzel bir çok hoş olmuş. Ya. Bildiğin zaten dışarıdan baktığınız zaman insanlar o hani bisikletlerin o sirkülasyonunu görerek de zaten oraya kesin evet. burası bisikletle ilgili bir yer ya. Biraz hareketli de bir yani. Alan. Tabii düşünsene, tabii. Herkes bisiklet sürüyor böyle kaslar şeyler veya büyük küçüklü bisikletler. Evet evet çok çok tatlı renkli yani. Renkli bir şey, dinamik bir şey sunuyor aslında. Kesinlikle öyle. Bence konuyla çok uyuştuğunu düşünüyorum ben formun. Mesela planlarını inceleyelim. Evet. Şöyle yaptım. Ben bir taraftan bisikletlerin hani terasa çıkabileceği bir giriş verdim. Rampa buradan başlıyor. İşte buralardan gelebiliyorlar. Hatta burada da şeyler var şimdi görmüşken aklıma geldi söyleyeyim. İşte orada da böyle eski bisikletlerin falan heykelleri olacaktı aslında. Anıtsal bir alan gibi. Evet yani. Orası öyle bir köşe. Evet. Buradan da daha ziyade işte yürüyerek gelen insanların girdiği bir yer olacak. Bu kısımda aynı zamanda işte bisiklet kiralayabilecekleri bir alan var. Ha, ben bisikletsiz geldiğimde de orada tabii. bunu edinebiliyorum. Tabii ki. Aynen öyle. Buradan çok alıp hani dışarılarda da kullanabiliyorsunuz. Ya da üst kata da çıkabilirsiniz. Sırf şu rampayı kullanmak için. Onun dışında buralara işte VC'leri koydum. Sonra aslında çok ortaya böyle merkezi renkli bir merdiven koydum. Döner merdiven. İşte bu böyle yapının içinde her yerden görünebilecek. Afilli merdiven. Aynen, aslında afilli. Sergiliyor merdiven. Kesinlikle öyle bir merdiven. Burada işte bir yansıtma duvarı var. Burada evet. şimdi bu bisiklet kulübünde çeşitli etkinlikler oluyor tabii. İşte şehir şehir bazen bisikletle geziyorlar ya da başka aktiviteler yapabiliyorlar. Ne bileyim yarışlara katılabiliyorlar. Arada bir oluyor ya mesela köprüde. O tarz bazen. Şeylere katılabiliyorlar. Öyle işte onlarla ilgili belki gezintiler videoların sergilendiği, insanlar izleyebildikleri bir alan. Aynı zamanda burada da böyle işte ortak yeni oturma alanı var. Biraz daha simetrik bir formda. Bayağı.
Ya hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle farklı bir şeyler yapmak istedim. Sonrasında işte buradan üst kata çıkabiliyoruz ya da buradan üst kata çıktığımız zaman hemen geldim ben buraya. Bir üst kata çıktık. Burası benim üstü kapalı alanım. Yani üstü kapalı derken çevresi duvarlarla kapalı aynı zamanda. Burası da kenarları açık ama sadece üst tarafı kapalı olan alanı. Galeri boşluğu değil. Duvarları yok. Çünkü buraya bisikletler geliyor ya, buraya park ediyor. Ha, yani şuralardan geçiyorlar aslında. Bisiklet buraları boş. Alanı. Peki şu uç şu kısım? Burası da kafeterya. Açık alanı. Kafeteryanın. Birinci katta da kafeterya açık alanı. Ya buradan alıp aşağıya da inebilirsiniz. O değişik tipli böyle oturma alanı var ya, o size kalmış bir şey. Yani istediğiniz yerde zeminle oturabilirsiniz. Zeminle bunun farkı oturma şekli olarak mı veya da yer kazanma amaçlı? Zeminle bunun farkı şöyle. Zeminle şimdi burada oturma alanı vardı ya. Yani fark olarak nasıl diyeyim bilemedim. Yani burada şey bisikletler de burada dönüyor. Hani alt katta ise daha büyük bir alan var. İnsanlar bir şeyler izleyebiliyorlar. Aynı zamanda da oturabiliyorlar izlerken. Ne bileyim kahvelerini alıp inerler. Burası ise sadece kafeterya ve insanların sohbet edip bisikletlerini park edip gelip oturabilecekleri bir alan. Bu şekilde kesti. Rampalar sanki daha çok katlıymış hissiyatı veriyor. Böyle olabilir ama o rampaları hesaplamak o kadar zordu ki işte belli bir eğimle çıkman gerekiyor. Tek tek o mesafeleri böyle ölçüyorsun işte bu kadar da ne kadar yükselir. Bir de ben SketchUp'la modelleyemediğim için her şey böyle kafamda tek hani tasarlamam gerekiyordu. Kat yüksekliği kaçtı mesela? Tabii canım 4 yüksek. Yüksek. O şekilde. Onu ayarladım yani buna çünkü uydurarak. Çünkü onun bir eğim açısı falan var bisikletin rahatça çıkabilmesi için. Aynen öyle. Buna uydurarak aldım. Güzel. Hatta 4'ten bile daha fazla olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum ama daha fazla da olabilir. Şu insan boyutunu oranlarsam. Merdiveni görüyoruz burada. Rampa evet bu merdiven. Dönen merdiveninin güzel kesiti. Yani merdiven bazı yapılarda gizleniyor, köşeye atılıyor. Bazı yapılarda da ortaya çıkarılıyor yani. Evet. Dikey sirkülasyon. Burada da dolaşım önemli olduğu için aslında Kübra da o dikey sirkülasyonu narin bir dokunuşla. Bir de şey kalın da değil. İnce bir merdiven. Evet. Aydınlatıcıların yerlerini gösteriyorduk mekanda. Evet. Böyle dairesel spot aydınlatma kullanmıştım. Hatta bu bisiklet yolunda da mesela şu aradaki ufak ufak görünen şekiller onlar da şey, yer ışık, hani yer aydınlatması gibi ya da yerde spot, insanların hani yukarı çıkarken birbirine karışması, şurayı ayırıyorum. O zaman ben burayı akşam da kullanabiliyorum tabii, yani. Tabii, kesinlikle öyle. Rahatça çok gelip iyi kullanabilirsin. Kapanma ki bence ya. Akşam daha tatlı durur. Değil mi? Yani. Akşam serinliğinde böyle. Ha, daha güzel olur. Ben bisikletli de koymuş böyle, insan falan da koymuş. Evet evet ya, kesitim çok güzel. Eğlenmişim bayağı. Çok, ya sorma. Patlata patlata kafamı. Güzel oldu yani. Evet. Bu şekilde mesela çıkmış adam oraya da durmuş işte şıkkat terasta. Tamam. Burada şey işte bir mobilya tasarlamamız gerekiyordu. Güzel. Bu şurada görünen mobilyalar işte onları aslında burada aslında gösteriyorum. Aslında binanın ölçüleri, formunu nasıl mobilyada da yansıtmışsın. Yani eğriselleri çok kullanmışsın. Kesinlikle. Aynı zamanda mobilyada da bir eğrisel. Çünkü aslında bir uyum olması gerekiyor. Ben eğrisel bir şey yapıyorsam içine köşeli köşeli bir şey koyduğum zaman çok absürt durur diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden biraz daha böyle yumuşattım yani. Akışı devam ettirdim. Kesinlikle. Güzel. Bu şekilde oldu. Bu da o mutfak ve kafeterya olan kısım yani. Burada üç boyutlu modellemesi. Bu şekilde oldu. İşte buradan veriyorlar. Şurası şöyle yükseliyor. Bu özellikle bakalım. Kentsel dersinde kentsel mobilyalar üretiyoruz işte. Alanı analiz ediyoruz ve öyle yerler işte sosyal, herkesin kullanımına uygun ve insanların burada zaman geçirip aktivite yapabileceği alanlar tasarlıyoruz aslında kentselcilerde, mimarlarda. Bu proje biraz daha bana onu da büyük ölçüde de bölgesel bir hitap ettiğini düşünüyorum. Bölgesel bir hitabı. Yani bölgeyi analiz ederek ilerledim. Bence hem alanla evet ilişkili oldu. Güzel oldu direkt yani. Direkt ben kentsel bir dokunuş olarak görüyorum yani bunu. Kentsel dokunuş derken oradaki bölge insanların bir arada burada aktivite, birlikte etkinlik hadi yapabilecekti. Hadi gel aynen. Evet, evet. İşte, hadi mesela gel bir süre bisiklet kulübüne gidelim. Kesinlikle. Şey de olabilir. Mesela orayı ararsın sorumlusunu. Ya biz bugün bir etkinlik yapacağız. Bir 10 kişiyiz işte. Sohbet edeceğiz. Evet evet. Kesin organizasyon da tabii olabilir. Aynen çok hoş olur bak. Doğru diyorsun. Bu da arkadaşlar mini bir proje oldu böyle. Aslında hani proje bazında küçük ama kavram, değer ve işte sosyal ilişkiler bakımından kuvvetli bağlar kurduğum bir proje olmuş. Yani mekan projelerinde daha ziyade zaten küçük evet ölçekli çalışıyorsun. Diğer projelerde çok büyük olur ölçek çalışmana da izin vermiyorlar. Benimki kesinlikle bile diğerlerine göre daha yine büyük olmuş hali. Evet. Bazıları çok daha küçük çalıştılar. Çünkü burada biraz daha ışık ayarlaması, aydınlatmalar, evet, evet, tasarımlar işte. Onlar çok daha ön planda oluyor. O sebeple hani
biraz küçük bir proje. Küçük bir proje olduğu için de ben de dedim hani bunu büyük bir projede böyle şeyler yapamam. İşte dışında rampa tabii dönsün evet. falan. Büyük bir şeyde bunu yapamayız yani. Hani en azından modeler, küçük bir projede güzel. Böyle farklı bir şey yapmış olayım diye ya böyle bir şey ekledim. Alıp buraya koyalım. Aynen bence çok. Öyle bir şey aslında öyle demonte bir şey de olabilir. Çünkü bu çelik bir sistem. Evet, evet, çelik kafes. Tak tak yapıştı bir şey. Aynen yani. Öyle her yere al, al götür yani. Güzel. Senin olumlu ve olumsuz yorumun ne peki? Ya, keşke şunu da yapsaydım dediğin yani, bir şey. Yani keşke şunu da yapsaydım dediğin bir şey. Yani benim çok içime sindi. Abi çok içime sindi. Okay. Yani hani gerçekten bazı projelerde olur. Evet, keşke evet. şunu da şöyle yapsam. Ben şunu söyleyebilirim. Evet. Modelleyebilirdim. Yani evet. bunu modellemek beni çok zorladı. Ben denedim bunu modellemeyi ama o rampalar istediğim gibi dönmüyordu. Böyle dışa doğru eğimli gibi falan oluyordu yani. O da çok kötü olmuştu. Hoca da bana şey demişti. Tamam hani güzel bir şekilde kesitlerini falan alırsam yeterli olur. Hani modellemesen evet. de olur demişti. Öyle yani o sebepten modelim yok. Belki o benim eksiğim olabilir. Onu ekleyebilirdim. Güzel. Onun dışında projemi çok severek çalıştım. Teşekkür ederiz. Olumlu yanları da saydık zaten birçok toplumsal, sosyal bir pozitif etki yaratıyor burada. Görsel yani, olarak düşünsene o dönem işte bisiklet kulübünün orada evet, buluşalım. Evet. Yani bence buluşma alanı da olabilecek. Referans yani. Noktası aslında. Kesinlikle. Güzel bir alan oluyor. Eline sağlık, teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar eğer ki sohbetimizle ilgili, videoyla ilgili işte fikir de üretebilirsiniz. Ya şurada bisiklet kulübü olabilirdi veya şurada başka bir yerimiz var, şurada bu olmalı falan. Bizim işte böyle projemiz var, sosyal alana ihtiyacımız var gibisinden. Ya da buraya bisiklet kulübü olmamış ya da diyebilirsiniz. Evet, hani böyle eleştiriler olabilirdi. De olabilir. Kesinlikle. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz arada ona bakacağız. Ben tekrardan Kübra'ya ikinci video için teşekkür ederim. Çok sevindim ben Artık, de. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.